bakınca gözler kamaşır. Şeyhim Molla Burhan orada. Biz bize intisap etmeye, bağlanmaya gelen kardeşlerimize hangi göze bakarız biliyor musunuz? Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs'e sürruğundan bir örnek vereyim. Şah-ı Nakşibend gelen bütün misafirleri baş tacı edilmiş. Daima dergahın en üst köşesine oturturmuş onları. Kendisinden tövbe almaya, onunla beraber tövbe etmeye, kendisiyle beyat etmeye, kendisine intisap etmeye, ne der hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Halk arasında tövbe almak kelimesi yaygınlaşmış. Tarikatta tövbe almak diye bir şey yok. Ama maalesef avam bunu bu hale getirmişler. Allah da diyor ki ben niye tövbe alayım kardeşim? Ben niye tövbe alayım? Tövbe alma değil. Bu Nakşibendi tarikatında mürşide, üstada bağlanmanın usulü ve adabı beyattır. İntisaptır. Şeyh ile, mürşid ile veya mürşidin yetki verdiği kişiyle beraber tövbe etmektir. Edem ala Muhyiddin gibi bir alim, bir allame, zamanının allamesi, hatta bu zamanın bile allamesi olan zat. Belki çok az insan tek tük onun ilmine böyle biraz yaklaşabilmiştir veya yaklaşamamıştır. Burada Ankara'daydı, bizim misafirimizdi. Birisi geldi, içeri girdi, tövbe alacak, önüne diz çöktü. Seyda'nın elini tuttu, Seyda kadısı ona tövbe verdi. Tövbe işlemi bittikten sonra döndü, iki elini açtı. Dedi, kardeş ikimiz beraber tövbe ettik. Ben de sizinle beraber Cenab-ı Allah'a tövbe ediyorum. Tövbe Allah-u Teala'ya yapılır, tövbeleri kabul eden de Cenab-ı Allah'tır. Ama dedi şimdi biz ikimiz beraber birbirimizin elini tutarak Allah'a tövbe ettik. Bunun manası şudur, biz artık kardeşiz ve bundan sonra birbirimize dua edeceğiz. Ben sana dua edeceğim, senin tövbenin kabul edilmesi için. Sen de bana dua edeceksin, benim tövbemin kabul edilmesi için. Murşid-i Kutbu Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-u Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-u Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha.